Merhaba, selam. Bu sefer vallahi sorunsuz bir şekilde karşı karşıya gelebildik. Maşallah diyelim. Evet. Nazar değmesin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, sizi sormalı. Biz yoğunuz ya bu aralar. Biraz ihracat çok hareketli. Maşallah. Hele yıl sonunun son haftası ya. Evet. Avrupa hemen hemen bundan sonra bir 2 hafta tatil. Doğru. 2 hafta tatil. Fakat biz yüklemeleri yapıyoruz. O süreç zaten kapıdan dolayı malum biliyorsunuz. 6 gün kapıda beklediğimiz için. Sonrasına bir 6 günde yolumuz sürecek. İşte 12 gün sonra açıldıklarında bütün ürünleri teslim etmiş olacağız. Evet. Bu Fransa İngiltere arasında haberlerde vardı ya, sınırda bekleyen 10 bin mi 50 bin mi araçtan bahsediyor. 10 bin biri bu şey İngiltere'nin Brexit anlaşması var ya. Hele bir türlü anlaşamaması var doğrusu oradaki sorunu o. Nasıl bir gümrük uygulaması yapacak? Bizden geleni ne yapacak? Avrupa'dan geleni ne yapacak? Bir türlü o belli olmadı. Bu yalnız şeyle alakalı Murat Bey. Bu İngiltere'de yeni bir versiyonu çıktı ya Covid'in. Onun için Ha şey. Fransa gümrüğü araçlardan şey istiyormuş, test istiyormuş. İşte onların da o kadar kişiye onu yapılması noktasında. Yani çok izleyemedim. O sırada bir basın toplantısındaydım. Şöyle bir gözümün ucuyla gördüğüm kadarıyla aşırı yığılma olmuş. Hatta güvenlik güçleriyle kamyoncular birbirlerine girmişler falan. O görüntüleri gördüm. Öyle bir şey vardı. Yeni nesil Covid'den bahsediyoruz. Evet. İngiltere'de böyle bir şey var ama onun tam bir şeyini bulamadılar. Yani çok mu etkiliyor, çok mu hızlı Evet. yayılıyor? Bir karar veremediler. Ama işte dünya ticareti, lojistikte böyle bir şey. Çok hareket. Yani dur dediğinizde bir anda sınırdaki araç sayısı 10 binden 15 bine çıkar. Aynen. Çünkü siz ben burada sohbet ederken tekerler dönüyor. Kesinlikle. Sistem o şekli almış. Dolayısıyla devletler, milletler bir karar alırken yoldaki araçları ya da yoldaki dönen tekeri de hesaplamaları gerekiyor. Kesinlikle. Ya Murat Bey, şimdi her gün yaptığımız konuşmalarda farklı şeyler çıkıyor. İşte yine bir hoca ile yapmıştık. Bugün hatta onu ben paylaşacağım. Onun da verdiği çok önemli bilgiler vardı. Uluslararası Lojistik Güven Endeksi sıralamasında biz nerelerdeyiz, kaçıncı sıralardayız, bunu yükseltmek için neler yapmak lazım. Altyapısal yatırımların eksikliği, lojistik köyler, demir yolları, deniz yolları falan. Ya ben şimdi bugün oralara yani böyle çok müdahale etmeden bir sizden dinlemek istiyorum. Siz birinci görüşmemizde ben rakamlar da hazırladım dediniz. Aslında sizin söyleyecekleriniz dakikaların kıymeti açısından çok daha önemli. Siz bir o yani düşündüğünüz şeyleri ben araya Ben girmeden hemen anlatın. başlayayım. Ne oluyor, Bakın nereye gidiyor lojistik şeyler? Türkiye'de uluslararası lojistik bir kere yazılı metin değil. Yazılı değil. Ne demek bu? Kamyoncuyu ayıramıyoruz, lojistikçi ayıramıyoruz. Ne yapması gerektir? Yazılı metinde neler olması gerekir? Taşıdığı ürüne karşı sorumluluğu nedir? Yasal hükümlülüğü nedir? Bunlar hiç yazılı değil. Kim ne derse desin. Yani bu Bir karayolu taşıma kanunu, yönetmelik vesaire bunlara yetmiyor mu? yetmiyor. Çünkü sizi belgelerle sınıflandırıyor ama sizin sigortasal anlamda yükümlülüğünüz, sorumluluğunuzu anlatamıyor. Bakın ben müşterime diyorum ki bana mal vereceksen benim taşıma sigortam, demere sigortam senin malın bedelinin tamamını karşılamaz. 1 milyon dolar mal vermişsen benim taşıma sigortam maksimum 200 bin euro öder. 800 bin euro sigortası seyahat eder. Bunu ben de kabul ederek mi seyahat etsin? Yoksa ayrıca burayı da sigorta ettirelim mi diye önden işe başlamadan bilsem ki o işi bana vermeyecek bu şekil başlarım. Niye yazılı metin böyle diyor? Taşıdığınız risklerin tamamını sigorta edin diyor. Şimdi bir sigorta konusuna girdik. Ben hemen oradan başlayayım. Notlarım da var. Türk nakliyecisine haksız sigortalar. Nedir onlar? Mesela düşünün bir Türk arabasında hem trafik var, hem kasko var, hem yeşil var. Yani trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisinde geçerli. Ben Bulgar'a geçince benim trafik sigortam geçersiz. 1+ yeşil sigorta yaptım. Yeşil sigorta.
Evet, ayrıca bir sigorta yap. Şimdi konu konuyu bağlıyor. Avrupa Birliği beni gümrük birliğinin içine almış. Kendi ürünlerin üzerindeki artı gümrük vergilerinden kurtarmak için. Fakat aynı ürünü taşıyan tırı sınırlandırmış, kota koymuş. Ne Hatta yaptı? o tıra sınırlama. Yani yüke serbest dolaşım vermiş. Bakın bu çok önemli bir nokta. Fakat o yükü taşıyan alttaki tıra kota koyuyor. Sınırlama koyuyor. Olamaz böyle bir ticaret. Olamaz böyle bir gümrük birliği. Düşünsenize. Almanya'nın ürettiği bir endüstri makinesini ben yüklüyorum. Alman'ın kendi parası, kendi malı. Onu ben taşıyabilmem için bana kota koyuyor. Ya işte gümrük birliği malların serbest dolaşımı ilkesini temel ilke kabul ediyor. O mallar herhalde mesela bizden giden mallar ayaklanıp kendileri gidecekler bütün İşte Avrupa'ya. burası boş kalmış. Bunun altında bunu taşıyan araca şey verilmemiş. Aynı özgürlük verilmemiş. Bakın ben size rakamlarla bahsedeyim. 2000'li yıllara geldiğimizde 2010'lu yıllara kadar 120 bin Türk filosunda tırı vardı. Bunun hemen hemen %50'si Avrupa'ya çalışıyordu. Fakat Avrupa'nın uyguladığı kotalar, cezalar, kabul edilemez eşitsizlikler şu anda 20 ila 25 bine düştük biz biliyor musunuz? %50'den %25'e mi Daha düştü? da düştük. 20 bin, 22 bin arabamız çalışıyor. Hepsi hemen hemen son model. Hiç eski arabamız yok. Bütün evraklarımız tamam. Sıkıntımız yok. Viyana'da otobana çıkın. Elinizi arkanıza koyun. Bekleyin. İnanın ya bir saatte bir Türk arabası geçer ya 2 saat. Çok Yok. fena. Eskisi kadar yok. Eskisi kadar çok değiliz. Böyle olmasına rağmen önemli cümlelerden birini söyleyeyim. Bozvolu olmaması lazım. Bize kota koymamaları gerekiyor. Bugün Polonya'nın 200-250 bin aracı var. Bakın bizim 10 katımız Avrupa'da. Onun dozvalı uygulamıyorsun. Geliyorsun onda bir olan ülkeye dozvalı uyguluyorsun. Yani kota, yani sınırlama yapıyorsun. Evet, yani belli bir sayıda ancak geçiş izni veriyor. Şöyle bir Bu konu adil bir ticaret değil. Bu işte adil bir ticaret değil. Macaristan'da 10 binden 110 bine çıktı. İşte Almanya'da 170 bin 50 adet. İsveç'te 21 bin adet. Avusturya'da 20 bin adet gibi kotalar. Bunlardan bahsediyorsunuz değil mi? Tabii efendim, tabii Evet. Peki ben sayıları şey siz sorayım ya, söylüyorsunuz. girmeyeceğim diyorum ama şimdi çok tabii merak ettiğim konular da var. Mesela diğer ülkelere kotalar uygulanıyor, böyle bu kotalar belirleniyor mu? Hepsinde bir sınırlama var, mutlaka var. Ya bugün Özbekistan, yapmayın. Özbekistan neden bize dozvolu uygular? Rusya bize neden dozvolu uygular? Ben anlamıyorum. Hem transit ayrı uyguluyor, hem direkt kendisini yük getirene ayrı uyguluyor. Peki. Transit geçmek istiyorsunuz, o sınırlı olacak diyor. Kendisini yük götüreceksin, o da sınırlı olacak diyor. Biz onları uyguluyor muyuz? Bize zaten mütekabiliyet esasına göre uyguluyoruz. Fakat birebir de onların bizim karşımızda, yani 20 bin tırımız var, Avusturya'nın da bize 20 bin tırı yok karşılığında. Toplasan 300 tırı var, 500 tırı var, Tabii. bize gönderdi. Polonya'nın 250 bin tırı var. Avrupa'da çalıştırdı. Zaten çok fazla Türkiye'ye gelmezler onlar. Bizi bu yıldırma politikası nereye getirdi onu söyleyeceğim. Türkiye'nin öz mal ürettiği ürünleri başka nakliyeciler taşıyor. İşte bütün mesele bu zaten. Hemen hemen bakın geçen sene rakamını bir daha söylüyorum. Çok cavahim. 1 milyar euroya yakın Bulgaristan firmaları Türkiye'ye fatura kesti. Bulgaristan firmaları bunlar geliyorlar. Bulgaristan menşeli, Bulgaristan plakalı, ticari olarak da Bulgaristan'a bağlı. Geliyor bunlar Türkiye'deki üretici firmalardan yük mü alıyorlar? Gelmeleri de kolay değil. Biz de tabii onlara bir uyguluyoruz. Fakat o kadar ileri düzeye taşımışlar ki bir örnek vereceğim. Absürt bir örnek. Bir palet kağıt koyuyor şeyden, Plovdiv'den. Gümrük yapıyor. İthalat yükü getirir gibi getirip dolayısıyla bize ithalat yükü getirdiği için yük alma hakkı doğuyor kendisine. Bakın izin belgesi olmasa dahi bakın izin belgesi olmasa dahi, yük alma izin belgesi olmasa dahi bu söylediğimi yaparak Türkiye'den yük alma hakkı elde ediyoruz. Yani
çok alakasız bir şey, bir top kağıt koysun, ben ithalat yaptım desin. Peki burada Getiriyor. karşı ihraca, yani ülkeden mal götürme anlamında bir sınır konmuyor mu? Sen bu kadar değerli bir şey getirmişsin, bu kadar götürebilirsin. Hayır, öyle bir kısıtlama yok. Öyle bir sınırlama da yok. Adam bir palet mal getiriyor, indiriyor antrepoya ve dolayısıyla yük getirdiği için bölük yük alma hakkı var. Bu bir. İki, zaten birebir de biz 20 bin ise onların da 20 bin alma hakları var. Şu an bugünkü rakamları söylediler bana. Türkiye'deki lojistikte elde edilmiş ürünlerin %60'ını yabancı plakalı arabalar çekiyoruz. Ne kadarını? %60'ını. %60'ını. Peki şimdi bu yabancı plakalı araçlara bizim Türk firmaların ürün vermesinin sebebi bunların daha düşük fiyatlar vermesi, bizim Değil, değil. maliyetlerine düşük olması mı? Efendim, hayır, değil efendim. Birincisi, Türk plakalı araba bulamıyoruz artık biz piyasada. Niye? Bakın, 60 binden 20'ye düştük. Avrupa bizi yıldırdı. Gitmek istemiyoruz. Cezalarından, trafik yasalarından, bize uyguladıkları ikircilik işlemlerden. Önce bir şoforum geldi anlattı. İşte Budapeşte'de de polis çevre yolunda 5 tane araba geliyor. Dördü Bulgar, Romen, bilmem Çek. Onları gönderiyor. Türk arabayı çekiyor. Yani bu yıldırdı. Örnek Konyalı bir sürü nakliye firması vardı. Hep Avrupa'ya çalışırlardı. Bugün gidin Konya'da Avrupa'ya çalışan nakliye firma sayısı 2'ye düşmüş. 2'ye düşmüş. Yani bu Dolayısıyla Türk lira azaldı. Türk lira azalınca imkan bunların eline, yabancı plakaların eline geçti. Şu anda yabancı plakanın bizden istediği rakam 4.000 euro. Korkunç bir para. Korkunç. 4 İstanbul, bin euro Almanya. kim istiyor? 4 bin euro kim istiyor? 4.000 euro Bulgar plakalı araba İstanbul'dan Almanya'ya bir yükleme, bir boşaltma için şu anda davulun talep ediyor bizden. Korkunç bir rakam. Peki Türk nakliyecisi yapsa ne kadar yapıyor bunu? Şu anda Türk nakliyecisi bunu, o da araba bulsa 4.000'e yapacak ama araba bulamıyor. Yani siz diyorsunuz ki şu anda bu yurt dışına giden, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Yurt dışına giden Mesela Almanya örneğini veriyorum. Almanya. Şu anda Almanya'dan örnek veriyorum size. Yüklerin %60'ını yabancı. Yabancı plakalar çekiyor. Evet. Bu sadece Almanya için mi, genel mi? Hayır, Hollanda, İspanya, Genel. Fransa, Avusturya, Polonya, özellikle Polonya zaten teslim olmuş durumdayız Polonyalı nakliyecilere. Burada en fazla Bulgaristan ve Polonya diyorsunuz. Bulgaristan, Polonya, Romanya, Türkiye'deki araç alıp çalıştırma maliyetleri, vergiler o kadar yüksek ki Türk firması olup da çok ekstrem bir durum. Almanya, Arnavutluğa gidip firma kuran var ya. Bir de evet, öyle bir şey var. Düşünsenize yani, çünkü Türkiye'de konudan konuya geçiyoruz da arabayı almak, maliyet, çalıştırmak, sigortalar bir korkunç, anlatamam size. İki, hukuksuzluk da var. Açıkça söyleyeyim. İnanılmaz hukuk yoksunluğu var. Ben bu konuda bir kitap yazmaya çalışıyorum, bu hukuk konusunda yaşadıklarımı yazıyorum. Okursanız ağlarsınız ya. Gerçekten. Bu kadar vahim olamaz bir ülkede hukuk yani. Ya bir de hani şeyde bana şöyle bir şey söylemişti taşımacı şoför arkadaş, yurt dışına gidip gelen. Mesela orada diyelim bir hırsızlık olayı vesaire söz konusu olmasın diye gidip parklarda, işte neyse, orada bekliyorlar, dinleniyorlar falan. Polis diyormuş ki ben hiç seninle ilgilenmem. Sen kendi yükünü de kendi şeyini de kendin koruyacaksın. Ben sana burada hiçbir şekilde destek vermem. Böyle bir durum da Aynen. var yani. Orada tamamen Aynen öyle. hukuk Orada da da sigorta işlemiyor devrinde bakın. yani Ben bu konularda İsviçre'de yüksek lisans yapmış bir insanım. Mesela orada bir parka girdiğinizde parkın biletini alacaksınız. Alamıyorsanız internetine bağlanıp para ödeyeceksiniz. 7 euro, 13 euro. Bunu yaptığınız takdirde siz orada soysalar dahi sigorta ödüyor. Ve benim başıma da bu geldi. Berlin otobanında dinlenme yerinde bu başımıza geldi. Şoför bilet aldığı için sigorta dedi ki doğrudur, ödemeyi yaptı. Zaten Avrupa'da polisin
Görevliler içinde seni korumak yok. Öyleymiş. Olay olduğunda tutanak tutmak, bu kadar. Peki şimdi yani aslında çok vahim şeylerden bahsediyorsunuz. Hem gelecekte çok gelişecek bir potansiyeli barındırıyor Türkiye transit geçişler açısından diyoruz. Hem ihracat gerçeği tamamıyla lojistiğe bağlı diyoruz. Ekonomiyi ihracata bağlı diyoruz. Ondan sonra da bize diyorsunuz ki Avrupalılarla rekabet edebilmemiz mümkün değil. %60'ı zaten bizden gitti. Buna en basit örneği efendim, en basit Kapıkule'ye gidin sıraya bakın. 100 tane tır sayın, 40'ı Türk'tür, 60'ı yabancıdır. Bu kadar net. Peki ya Murat Bey ne olacak? Bu böyle Bununla ilgili bugün ben birisi de aradı. Benden bir gazeteci yorum bekledi. Peki efendim bu kadar eleştiriyorsa çözüm mü? Efendim bakın, bu ülkenin kurtuluşu ihracat, ihracat, ihracat. aynen. Üretime dayalı ihracat. Fakat ihracatın yolları kapalı. İhracat gidemiyor. Kapıda kalıyor. Şimdi bu işin çözümünde Ulaştırma Bakanlığı, müsteşarlar, müdürler, bunlar konuya bağlı insanlar değiller. Bunlar bu olayın alaylısı değiller. İçinden gelme insanlar. Bu, bakın bu cümlenin altını çizilmesi lazım. Devlet politikası olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası en tepedeki insan masaya vuracak. Diyecek ki gel bakalım Borisov, gel kardeşim. Sen nasıl benim bu sabahlara kadar emek sarf etmiş ihracatçımın alın terinin ürününü kapıda 6 gün yatırırsın? Sıkıntı ne? Dert ne? Ama şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Yani geçen seferki konuşmamıza da bir daha Yine hatırlatayım. aynı şeyi söylemiş olmak isterim. Biz birinci görüşmede çok uzatmamak için ikinciye bırakmıştık. Murat Bey'le Doktor Lojistik Murat Polat. Şimdi daha detayına giriyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki devlet politikası olacak. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştiniz. Ama şu anki şartlarda yani somut olarak ne yapılması gerekiyor? Siz sektör olarak toplanın o zaman gidin Cumhurbaşkanı'na. En üst perdeden lojistiğin Türkiye için çok önemli olduğunu, komşularımızın lojistiğin önünü keserek gerçek manada Türk ihracatının önünü kestiklerini anlatmamız gerekiyor. Yani bunu Ben bakanlık ve bürokrasi bunu bilmiyor mu? çözemez. Hayır, Ben eminim bilmiyor Sayın mu? Cumhurbaşkanı şu benim cümlelerimi duymuş olsa müdahale eder. Ya beyler ne oluyor? Gerçekten bu ülkedeki üretilen mal sabahlara kadar mesai kapıda bekliyorsa buna bir durdurmamız gerekir der. Ondan eminim ama biz derdimize, sıkıntımızı kimsesiz sahip isterken bunu demek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı anlatamıyoruz. Konuyu direkt bildiremiyoruz kendisine. Ya Murat Bey çok net bir şey sormak istiyorum. Şimdi Ulaştırma Bakanı, altında ilgili birimler, işte genel müdürlükler, daire başkanlıkları vesaire. Ben de uzun yıllardır o bürokrasinin içindeyim. Bir takım özel çalışmalar da yaptık Türkiye genelinde. Yüze yakın toplantılar vesaireler. 2003 yılından itibaren Sayın Bakan'ı da çok sevgi ve saygı duyarım. Yani eski bakanımız, sonra meclis başkanımız. Sayın Binali Yıldırım ama. Binali Bey. Ya siz gittiğiniz zaman genel müdüre, şimdi gençte bir genel müdürü var biliyorsunuz kara ulaştırması ile ilgili konuları. Bunları anlattığınızda ne diyor? Şimdi efendim yıllar önce ben bu konuda ismini vermeyeceğim ama görevinden başka türlü alınan bir genel müdür vardı. Kendilerine Ankara'ya gittim ziyaret edeyim. Konulardan biraz haberdar edeyim diye istemiştim. O zaman kara düzen gidiyordu ama en azından gidiyordu eskiden. 2010'lu yıllara kadar. Kapıda bu kadar öyle 2 gün falan beklemek yok. Çok ekstrem bir durum olursa oluyordu. Deftere kayıt ediliyordu ama arabalar yürüyüp gidiyordu. O zaman bir derdimi anlatayım dedim. Fakat genel müdürün bizi dinlerken bizimle hiç alakası olmadığını algıladığım için hemen görüşmeyi kestim, özür dilip gittim. Ama olmaz ki neticede. O genel müdür daha sonra başka bir mevzudan dolayı görevden alındı. Şu anda da kayıplarda kendisi. Şunu demek istiyorum hanımefendi bakın. Bu mevkilerde oturan arkadaşların bir sabah, bir gece gidip bir üretim tesisinde, bir atölyede, bir tekstil fabrikasında sabahlaması lazım. Evet. Konuyu idrak edebilmesi için, anlayabilmesi için. Yoksa bir masada oturarak, kravat takarak ya da olaya üstten bakarak çözemeyiz. Gerçekten çözemeyiz.
İşin içinden gelen insanlar lazım. Başka yolları bulmalıyız. Bizim bir Bulgaristan'a tamah etmememiz lazım. Edeceksek de en üst perdeden etmeliyiz ki buna hemen acil çözüm bulun. Şu anda rapor verdiler bana yine 3100 araba. Ya girmeden. Şimdi ama siz UND olarak da sürekli olarak bu hukuk toplantılarını, ikili görüşmeleri, ülkeler arasındaki görüşmelere bakanlıkla birlikte sürekli olarak katılıyorsunuz. Yani orada sizin bakanlığı yönlendirme ya da belli konular noktasında onlarla öncesinde istişare etme imkanınız olmuyor mu? Efendim oluyor, ben onu anlatayım. Öyle bir şeye ben katıldım. Macaristan'la alakalı bir şeye katıldım. Konu tek tek, bizim Macaristan'la sınır problemimiz yok, su problemimiz yok. Ekonomik bir problemimiz yok. Macaristan'la bizim en büyük problemimiz Türk tırlarına uygulanan katı, zalim uygulamalar. Dedim ki ben mesela ya kaç kilometre boydan boya 280, 280, 560 kilometre aldığınız otoban, geçiş paraları bunlar adil değil. Bunlar makul cümlelerle yazdık. Sayın Bakanlığın müsteşarına verdik. Kendisi kesin toplantıda gündeme gelecek dedi. Sıra oraya gelmedi. Esas konumuz bu, o konuşulmadı. Ya ne konuşuldu peki? Böyle Avrupa Birliği sizi destekliyor. Siz Avrupa Birliği'nin içinde olmalısınız. Sizi çok başarılı buluyoruz. Böyle su yüzü cümleler. Hep böyle köpük cümleler. Ya bizim problemimiz şu. Bizim problemimiz Türk tırları Macar'da çok büyük sıkıntı çekiyor. Çok acımasızsınız. Olamaz böyle bir şey ya. Mesela örnek vereyim. Takometresine, takometre cihazına aks girerken iki yerine, beş yerine ikiye bastı. 1700 lira ceza. Korkunç. Ya diyorum ki, bakın, ya iki ile beşin arası üç var. 3000 lir farkı ne kadar? Mantık bunu gerek. Onu alsana kardeşim. Yok, 1700 lira. Para gelmeden de araba gitmez. Araba gitmesinin anlamı çünkü üzerinde 300 bin euroluk mal var, o da gitmez. Peki Murat Bey, şimdi siz o toplantılara katıldığınız zaman mutlaka karşı taraftan da sizin gibi sektör temsilcileri bulunuyor ülkeler arasında yapılan görüşmelerde. Şimdi orada bir söz hakkınız olmuyor mu? Yani birebir sektörün içinden gelen insanlar olarak taleplerinizi ve sıkıntılarınızı anlatamıyor musunuz? Hemen anla söyleyeyim oraya. Söyledim. Dedim ki çıktık da ya esas konumuzun dışına çıktık. Biz esas konu buydu. Ana cümle buydu. Ana fikir buydu. Bunları yazılı yapacağız dediler. Bu konuda muhtat kaldık dediler. Yani sorunlarımızı yazılı birbirimize verme konusunda. Ya ben şunu anlamıyorum. Biz Macaristan'a sorunlarımızı yazılı veririz ama Macar'ın bize verecek bir sorunu yok ki. Bize yazılı verebileceği bir sorunu yok Macaristan. Yani ben gerçekten bu konularda Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle mutlaka bir görüşme yapmak istiyorum. Çünkü yani bir söyleyecek bir lafların olması lazım. Böyle sizi bu kadar dramatik bir aşağı inen trend içerisinde olmanız Türkiye'nin her türlü gelecekte büyük bu işi kaybediyor demesidir. Yaşayacağının işareti. Bakın yani, bakın bir tane örnek vereyim. Son bir çalışmamı söyleyeyim size. Türk ticari ateşelerinin hepsini CC'ye aldım bu yoldaki. Hı. Dedim ki bakın bütün mü yapıyorum ortalama 0.24 euro kilometreye Türk arabası otoban parası ödüyor ülkelerde. Ülke ülke cezaları yazdım, uygulamaları yazdım. Bir tanesi denemedi biliyor musun? Demedi ki ya Murat Bey, vahim bir tablo. Diyemedi. Gerçekten bu söylediğiniz vahim. Dönemedi. Slovakya'da arabamızın bir tanesi ceza yerken, hanımefendinin bir tanesi döndü bana. Kısaca geçiyorum. Aradı polisi, niye ceza kestin sen bu arabaya diye. Yemin ediyorum polis döndü, özür diledi. Ya biz var olalım, peşimizde olalım. Bizi yalnız bırakmasın devletimiz. Bizi mutlaka gündeme alacaklar, değerlendirecekler. Evet. Çünkü bakın ne diyorum ben size. 20 bine düştük ya, 20 bine düştük biz. Bu kadar azalamayız yani. Şimdi mesela bu kooperatifler, yurt içi, nakliyeciler, şoförler, kamyoncular, bir takograf, UET, DS vesaire konularda işte kontak kapattı.
efendim söyleyeyim, bir takım eylemler gerçekleştirdi vesaire. Tabii ki böyle şeyleri asla ve asla tasvip etmiyoruz. Her şey masalarda, hukuk çerçevesinde, kimsenin zarar görmeden çözülmesi yönünde düşünüyoruz. Ama siz sektör olarak ya da sektörünüzdeki çatı STK'nız olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak, yani bir şey yapmak, ne bileyim bir deklarasyon yayınlamak, bütün fikirlerimizi, bütün şeylerimizi bildiriyoruz. Ne kadar dikkate alınıyor, o tartışılıyor. Fakat zaten bizim UND ile bakanlık arasındaki iletişim konusunda da bir sıkıntı olduğu kanaatindeyim ben. Ne gibi? Ne kadar dikkat alıyor? Bakanlık UND'yi ne kadar dikkat alıyor? Burası Ama almak zorunda. Niye almıyor peki? Mutlaka alıyor, dikkat ediyor ama uygulamaya ne kadar koyuyor? Mesela şimdi ben size bir şey daha söyleyeceğim. Takograf dediniz. Ben takografın yazılımını inceledim Avrupa'da. Takograf uygulaması Polonyalı bir şirketin işine yarar. Çünkü takograf uygulaması Avrupa Birliği'ni tek harita olarak algılamış. Onun üzerinde yürüme saatlerini belirlemiş. Fakat bu takografı yazan arkadaşlar kapı kule gibi bir kuyruk, bir sıra diye hesaba katmamıştır. Hı. Şimdi bu anlamda takograf uygulanması kapı kulelik sırayla kesinlikle mümkün değil. O kadar doğru bir noktaya değindiniz ki burada yüklemeler, yol güzergahındaki işte bozukluklar, kapılardaki beklemeler hep o çalışma sürelerine dahil ediliyor. Adam nasıl yani yapsın böyle bir... Öyle bir yazılım çünkü. Takograf öyle bir yazılım çünkü. Öyle bir yazılım çünkü. Evet, çünkü oralarda öyle şeyler olmadığı için o düşünülmemiştir büyük bir ihtimalle. Mesela Polonya'da bir tane kamyoncu yükünü alıyor, arabasına binmeden önce kendi laptopuyla kendi takografından emirler alıyor. Ben ne kadar süreceğim, hangi parkta kahve içeceğim, ondan sonra nereye gideceğim, hangi parkta durup 9 uyuyacağım, 11 uyuyacağım. Takograf bilgisayarına yüklüyor, adam da bilgisayarın önüne koyuyor, başlıyor sürmeye. Ve bütün planı takograf yapıyor. Şoför yapmıyor. İspanya, Madrid'e mal boşalttı. Ben canlı seyrettim bunu. Takograf yönlendirdi adamı. Şimdi ben söylüyorum Kapıkule'de 6 gün. Ne olacak? Nasıl olacak bu adam? Evet. Takı uygulaması Avrupa Birliği'nin tek coğrafya, Türkiye'yi dışında tutuyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Şimdi içeride uygulamayı gelelim. Türkiye'deki iç nakliyeciler. Çünkü bakın 120 bin tırdan 20 bin 25 bin Avrupa'ya gidiyor. Geri kalanı Türkiye'de Asya'ya falan gidiyoruz. Şimdi sen teknolojik altyapını, yazılımını kendine göre yapmadan takograf uygulamasın Türkiye'de. Ne diyorum? Avrupa Birliği takograf uygulamasın. Kendini tek harita, kendine göre bir yazılım. Sen döneceksin kendi yazılımını. Aynen. Kesinlikle. Bakın İranlı bitir Avrupa'ya gidiyorsa diyor ki Avrupa'daki anlaşmaları gerekir. Ben Slovakya sınırlarında hata yaparsam bana ceza keseceksin diyor. Hı hı. Ama benim cezam, ben Romanya'da hata yapmışsam, Slovakya'ya geldiğimde sen benim hatamı görmüşsen bana ceza kesemez. İran birebir anlaşmalarda bunu uygulatmış. Ya bizde de böyle bilgi, işlem, yazılım, çağımızın sektörü konusunda çok pırıl pırıl beyinler de maalesef lojistik sektörünün de çok ihtiyaç duyduğu ve olağan bir takım genç nesilden kişiler yurt dışına gidiyorlar o performanslarını sergilemek için. Türkiye'den herkes umudunu kesiyor gördüğüm kadarıyla. Yani bir potansiyeli olan dışarıya atmaya çalışıyor ya da işte yabancı bir şirkete ben elimdekileri vereyim de aman bu yükten kurtulayım diyor. Gerçekten bu tablo çok vahim ve ben anlayamıyorum. Yani konuştukça samimi olarak söylüyorum. Üzülüyorsunuz değil mi? Ben bunları anlıyorum yani. Şimdi size çok vahim bir şey, bir cümle anlatabilir miyim? Tabii. Koronavirüs aşısını Almanya'da yaşayan Türk iki tane beyefendi ve hanımefendi buldu, evet, değil mi? Evet. BioNTech. Bu insanlar eğer Türkiye'de olsalardı bulamazlardı, biliyor musun? Kesinlikle.
O insanlar Almanya'da oldukları için bu kadar önleri açık, Tabii. laboratuvar ortamları özgür oldukları için bunu bulabilirler. Tabii devlet de desteklediği için. Ya ben onu her yer toplantıda söylüyorum. İşte kalkınma planında yazmış. Şuna şu kadar, buna bu kadar, ulaşıma bu kadar, bilmem neye bu kadar, inşaata bu kadar. En alt sırada Ar-Ge, araştırma, geliştirme, teknolojik gelişim. Ya Buyurun. sen bunları yapmadıktan sonra yol yapmışsın, her tarafı yolla kaplamışsın, ne işe yarar yani? Yol ihtiyaçsa yapılır. İzlanda'da, İrlanda'da ben gittim. Bütün yollar hemen tek giriş gelir. Kaza da olmuyor. İnsanlar eğitimle. Ama yol varsa ihtiyaçsa yapılır. Örnek vereceğim size. Sivas Kayseri Karayolu. Otoban gibi gidiş gelir. Ama karşılığı var mı? Yer söylüyorum. Kendi köyüm orada biliyor musun? Kendi köyüm orada. Ben köyümden çıktığımda 80 kilometre Kayseri. Sabah 6'da çıktım. 6.40'da Kayseri'deyim, merkezdeyim. Hiç kimse yok. Otoban gibi bir yol. Git gel. Yatırımın karşılığı mı? Ama İrlanda'da yollar tek gidiş gelir. İzlanda'da. Fakat kaza olmuyor. Niye? Eğitimle yapılmış, aşılmış bu mevzular. O yüzden yol yapmak değil, beyinlerde yol yapmak. Aynen. Beyinleri bir şey yapmak lazım. Beyinlerde. Hazırlamak ve o yönde geliştirmek lazım. Hayır, şimdi o kadar çok şey var ki sektörün kendisi, transit geçişler için Türkiye'nin altyapısının hazır olması, işte lojistik köylerin yapılması, limanların geliştirilmesi, demir yoluna yatırımlar, şunlar bunlar. Ya ben bir lojistik köylerle ilgili böyle bir çalışma başlattım. Bazı lojistik köyler işte kurdelelerle, murdelelerle falan Ankara'da yapıldı. Örnek vereyim size. Ankara'da yapıldı. inşaatlar falan filan yapılıyor. Ondan Hiç sonra gerek, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç onlar gerek kalıyor. yok. Ne bileyim. Ben İsviçre'de Zürih'te Emrapport denen bir gümrük area'sında aldım biraz ders. Gümrük enteresan bir. Gümrük kafada bir felsefedir. Siz benim yaptığım, taşıdığım ürünle ilgili bir endişeniz, bir tasanız varsa beni ve ürünü istediğiniz yerde bulabilirsiniz. İndirdiğim fabrikada. Tırın üstünde, otobanda, köprüde, tünelde. Beni her zaman bulabilirsiniz. Benim illa bir yere gelip onları saydırmak ya da kontrol etmek gibi bir zorunluluğum olmaması gerekir. Ya şimdi dünyanın hani belli gerçekleri var ya lojistik konusunda. İşte demir yolu hatları, iltisak hatları, efendime söyleyeyim lojistik köyler, transit geçişlerde önemli olan bir takım şeyler var. Yani o ülkenin altyapısının o geçişi kendi ülkesine çekebilmeyi sağlamak yönünde yapması gereken zorunluluklar var. Yani nakliye bunu istiyor. Siz o altyapıyı geliştirmek durumundasınız. O zaman işte diyorsunuz ki Kuzey Koridoru'nu orta koridor olarak Türkiye'ye çekelim. Siz bunları yapamazsanız bunu çekemezsiniz. Yani Hemen bir tane, hemen örnek veriyorum. Hemen ilk bakın. Ben Orta Doğu ülkelerinden Özbekistan'la da çok ilgileniyorum. Bizzat kendim ziyarette bulundum. Hala benim işim de var orada. Şimdi benim Hollanda'dan yüklerim çıktığımda Özbekistan'a direkt yapmam gereken yatırımları normalde biz sizin biraz önce transit bir ülkeyiz. Bizden geçsin ya. Böyle bir şey yok. nasıl yani? Bakın anlatayım. Lojistik mantık işidir, maliyet işidir, hesap edilir. Şimdi Beyaz Rusyalı bir firma ya da lojistik şirketleri haksız rekabetten dolayı bizi ezdikleri için gidiyor benim Hollanda'daki yükümü alıyor. Beyaz Rusya daha yukarıdan karayoluyla hemen hemen benim maliyetimin yarısına bu işi yapıyor. Ben malı getirsem, ürünleri getirsem İstanbul'a, aktarmak için Erenköy gömrüğüne ya da siz bahsettiğiniz lojistik merkezlerinden aktarma noktalarından birine indirsem, tekrar bindirsem, Özbek tarafına sevk etsem. Bu hesabı yaptığımda ki günde 10 kere bu hesabı yapıyorum ben. Her seferinde ben yüksek kalıyorum. İşte şu anki şartlarda yüksek kalıyorsunuz. Yani bu aslında tamamıyla matematiği olan bir konu. Bunu çözdüğünüz takdirde yüksek kalmayacaksınız. Zaten ülkenin genel planlamasında da tamamıyla bu doğrultuda bir takım kararlar alınmış. Yani bunun başka kaçarı Şimdi yok ki.
Siz bakın kararlar alınmış diyorsunuz da iç maliyetlerimiz çok yüksek. Şoförlerle yaptığınız röportajları söylüyorum. Birçoğu diyor ki biz vergileri ödeyemiyoruz diyor ya. İşte otoban giderlerimiz korkunç diyor. Yani bazıları bakın bazıları çok vahim bir cümle söyledi. Geçen gün Ankara'dan buraya geldi. İç nakliye kamyoneti. Dedim ki işte gündüz gelirsin geçersin kalkıp gidiyorsun abi biz gündüz yürüyemeyiz ki dedi ya. Ne demek o? Biz dedi gündüz yürüyüp dedi lisansa takılırız, belgeye takılırız, köprüye takılırız, otobana takılırız. Biz E5'e gider geliriz, gece gider geliriz biz. İşte yani neticede yurt içinden yurt dışına kadar devletin hedeflediği planların altyapısal uygunluğundan işin ekonomisine kadar rekabet gücüne kadar böyle karman çorman olmuş bir durum. Evet. En başa geliyoruz. Bizim lojistik işinin yazılması lazım. Ne nerede ne yapılması. Ne yaparsak ne maliyet doğar. Çünkü dünya bunu yapar oldu. Bakın yine vahim bir olay anlatayım. Danimarka'dan Yunanistan'a tarım makinesi getirmem gerekiyor. Danimarka'da Türk tırı bulamadım biliyor musun? Üçüncü ülke yük taşıyacak Türk tırı yok. Neden Vay. peki? Giden yok. O kadar azaldık. Avrupa'da Türk aracı o kadar azaldı. Hala algılayamıyorum bu kotayı niye koyuyorlar bize. Bitmek üzereyiz. Sonuç bu işi kim yaptı? Yine gitti Polonyalı'ya yaptırdık. Danimarka'dan yükledi Yunanistan'a tarım makinesi getirdi. Yani Ya Avrupa şundan korkmaması lazım. Avrupa'daki lojistik işinden Türkler artık çok büyük nemalanamıyorlar. Sizin uyguladığınız Devlet şunu diyemiyor mu? Mesela yabancı yatırımcıya gel gel diyor ya hiçbir kısıtlama getirmeden işte şöyle olacak böyle olacak. Aslında o yabancı yatırımcının da risklerini bu kadar kontrolsüzce gelmesinin uzun vadede getireceği riskleri hep konuşuyoruz da o zaman da desin ki Bulgar'a da, Çek'e de, Alman'a da, diğer ülke temsilcilerine de. Ya siz Türkiye'de işte lojistik potansiyelini siz de görüyorsunuz. İşte Danimarka'sı da. Gelip burada Evet. yatırım yapıyorsanız kardeşim o zaman siz de Avrupa'da bize lojistik manasında kolaylıklar sağlayacaksınız. Yoksa gelip burada yatırım yapamazsınız. Siz de burada gelip bir işletme açamazsınız desin o zaman. Yani ya o haklısınız ama mesela bir tane bu yabancı yatırımcı konusunda benim notlarımda çok enteresan bir şey paylaşmak istiyorum. Sizinle gelmeden notlarımı aldım da. Şimdi efendim bu ülke yabancı yatırımcı gelmiyor, yabancı yatırımcı gelmiyor. Ben çok bir tane enteresan bir nokta söyleyeyim. Bir yabancı yatırımcı geldi fabrika kurdu diyelim Tekirdağ. 10 tır ham madde getirdi. Bu üreticiye getirdiği ham maddeyle, 10 tırlık ham maddeyle içeride mi mal satacak, ihracat mı satacak bilemiyor, önünü göremiyor. Çünkü ürettiği ürün belki içeride çok talep görecek, belki de ihracat edecek değil mi? Malı getirdi 10 bin dolar çekecek. 1 milyon 800 bin dolar KDV, %18 KDV devlet nakit canlı almadan malı gümrükten salmaz. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu adam gitti ham maddesiyle fabrikasında mal üretti. 100 milyon dolar ihracat yaptı. 18 milyon dolar devletten alacaklar. KDV alacaklar. Fakat bu adam KDV'sini alamaz. Alır da 2 senede alır. 1 senede alır. Şimdi ben bir İtalyan olsam ne düşünürüm ya? Bu nasıl adalet? Bu nasıl ticaret? Biraz önce ben ham madde getirdim. Benden hemen parayı canlı KDV aldı. Fakat benim KDV'm bana vermeye geldi. Vermiyor. Evet. Yabancı yatırımcı gelir mi? Adil eşit olmayan bir ticaret yaparsan yabancı yatırımcı gelir mi? Gelir, bize gelir. Neden gelir? Emek ucuz. Emek ucuz. Yine söylüyorum. Potansiyel var, potansiyel. Potansiyel var. Neden var? 83 milyon nüfusum var. 83 milyon insanın çalışması gerekiyor. Evet. Mesaisini tüketmesi gerekiyor. Evine ekmek götürmesi gerekiyor. Çünkü senin bir doğal enerjin yok. İşte petrolün yok. İşte akaryakıtın yok vesaire vesaire. O zaman bizim tek şeyimiz insan gücü ve çalışmak. Üretmek. Zaten yine söylüyorum. Türkiye'nin tek kurtuluşu. Üreterek ihracat. Başka cümle yok. Evet. Bunun bütün yollar açılması lazım. Kapıları dahi açılması lazım. Evet. Vallahi söylediklerinizden
çok mutlu oldum diyemeyeceğim. Çok zaten fakat bazı konularda çok mutsuzum. Daha da mutsuz oldum. Ben yılmak yok. Yılmak yok. Savaşacağız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz öleceksek de burada, kalacaksak da burada, atacaksak da burada, çıkacaksak da burada. Günün birinde bizi duyan bir devlet yetkisi olacak. Ya biz günün birinde biri bizi anlayacak. Niye batalım yani? Çıkalım yani. Çıkalım. Kime sesimizi duyuracaksak duyuralım o zaman. Yani böyle ben çok eminim Sayın Cumhurbaşkanı da şunları birisi anlatsa, bir dakika kardeşim ne oluyor der. Ama alttakiler götürmüyor. Bakın defalarca benim yazdığım mailleri döşesem Ankara'ya ne olur? Ama götürmüyorlar yukarıya. Niye? Ulaşmıyorlar, ulaştırmıyorlar. Çünkü bunu normal bir insan anlatsam yüreği sızlar ya. Sabahlara kadar fabrika çalışacak, adamlar alın teri kan, sabah sıra yükleyecek, ben gideceğim kapıda 6 gün bekleyeceğim. Ya hiç olmaz böyle bir şey. Ya sesimizi duyurana kadar konuşacağız o zaman. Pes etmek yok. Her türlü pes etmek yok. Evet. Ama işin garip tarafı, biz siyasete de bulaşmadık. Ya da siyasilerle böyle bir diyaloğumuz da yok. Biz bilimsel çalışmalarımızı yazmaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Aman susmayın. Aman vazgeçmeyin. Zaten vazgeçen çok susmuyorum fazla. Yani. Vazgeçmeyin. Kendinizi değil ülkenizi düşünün. Çünkü vazgeçersek biz zaten bakın 60 binden 20'lere kadar düştük biz. Lojistik pastasını, üzerimizdeki pastayı hanımefendi başkaları yiyor. Türkiye'de lojistiğin bütçesi 35 milyar dolar. Buna hemen hemen 20 milyar dolarını yabancılar yiyor. Olamaz böyle bir şey. Kara nakliyesindeki bütçe 14 milyar dolar. Bunun hemen hemen %60'ını yabancılar yiyor. Çok yazık maalesef. Murat Benim, Bey. Efendim. O zaman konuşmaya devam edeceğiz. Daha çok kişiyle konuşacağız. Daha çok sesimizi daha çok insanlara duyuracağız. Mecrada olacağız. Sizin gibi kişilere de gerçekten sektörün değil, ülkemizin ihtiyacı var. Aman sesinizi kapatmayın. Kapatmayın. Yok. Sesiniz her zaman çıksın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olasınız. Bizim kabul edilmiş çaresizliğimize ses olduğunuz için. Bakın bu cümle çok önemli. Biz çaresizliğimizi kabullenmiş bir sektörüz. Fakat buranın sesini yankılatmamız gerekiyor. Kesinlikle. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de saygılar sunuyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Güçlerinizi rast getirsin. Sağ olasınız. Var olasınız. Sağ olasınız.